Evet, avokadonun güzelliklerinden bir tanesi de sabit bir çevre söz konusu. Sabitten kastım da biyolojik kontrolü imkan sağlıyor. Kaliforniya'da neredeyse hiç zararlar karşı mücadele yapmıyoruz. Uyuz var. Pisodokus, longipennuslar var, başka uyuzlar var. Ama olanların çoğu avokado spesifik hastalık değil. Salyangozlar var ve zararlardan çoğu önemli bir husustan bahsetmek istiyorum. Eğer bir sorunu bulursanız bahçede, genelde bütün bahçede olmayabilir, lokalize olarak tespit edebilirsiniz. Bir ağaç, 10 ağaç, 20 ağaç ya da yol boyundaki toz alan ağaçlarda olabilir. Onları müdahale ettiğinizde kurtarabilirsiniz. Ve o ağaçlara odaklanabilirsiniz uygulamadan sonra da. Evet, bu genel zararlar var bizde de. Sitrus, gül, asma, bütün bir türlerde olabiliyor. Genelde de çok sorun değil bunlar. Ama bazı avokadoya spesifik zararlarımız da var. Kahverengi bitti var. Argonite sitranalar var. Bunlar da yaprakta önemli gecedeki tozlaşmada etkili olabiliyorlar. Bizim ana tozlayıcılarımızdan bir tanesi bu küfler. Bütün bizdeki zararlar Meksika ve Orta Amerika'da. Bunun da sebebi aslında avokadonun ana vatanında burası. O yüzden birçok şey doğal yetiştirme yerlerinden bize ulaşıyor. Biz ideal koşullarda yetiştiriyoruz avokado. Kaliforniya'da daha soğuk, daha sıcak olabiliyor. Sulama yapmak gerekiyor. Bütün bu zararlar da avokadoya spesifik olarak aşılama materyallerine, çoğaltım materyalleriyle geliyorlar. Kullanılan çeliklerde, Kaliforniya bahçelerinde en iyisini yapmaya çalışırken enfekte materyal sokabiliyorlar. Buradaki iyi biyolojik mücadelemiz var, çok etkili. Lacewing larvaları iyi tozlayıcı aynı zamanda. Altı noktalı tripler var. Franklin tripleri var. Minütü pirat böceği var. Olabildiğince az zarar vermelerini sağlıyoruz. En yaygın zararlı Oliganus persea. Bu zararlı da İspanya'da olduğunu biliyorum. İsrail'de de var zannedersem. İlk Kaliforniya'ya geldiğinde 95 yılında bütün ağaç yapraklarını çökertti. Çok fazla bite sebep oldu. Bahardan popülasyonu artıyordu. Kompleks sistem olarak zarar seviyelerini görüyorsunuz. Özellikle mücadelede kullanıyoruz. Bütün mücadele sistemlerini, Galandromus ve Neosolomus akarlarını kullanıyoruz. Wrestlingler kullanıyoruz. Küçük sayılarda kontrol edilebiliyor pseudo akarları. Abamectin, pestisit gibi
yağlar kullanılabiliyor. Eğer küçük bir bahçeniz varsa su bile işe yarıyor. Su sprey yaptığınızda yumurta ve larvaların olduğu yeri temizlemiş oluyorsunuz ve predatörler açık hale geliyor ve kontrol altına almış oluyoruz. Çok fazla bir enfeksiyon yok. Çok kilit hususlardan bir tanesi. Dengeye olabildiğince hızlı bir şekilde gelmeniz gerekiyor. O yüzden çok fazla tepki vermeyin. Belli bir seviyeyi geçtikten sonra zararlar mücadeleye başlıyor ve biyolojik mücadele yöntemlerini uygulamaya çalışın. Tabii ki zor, zor olduğunu biliyorum. Bir ifade var. Siz çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. O dönemi atlattığınızda durum daha iyileşiyor. Avokado tripleri bunlar 2000'li yıllarda daha çok geldi. Bunlar yeni dokular üzerinde ve genç meyvelerden besleniyor. Yaygın ilk geldiğinde bütün ağaçtaki meyvelerin bu şekilde lekeleri vardı. Patates diyorduk. Yüzeysel olarak yüksek fiyatlı olmuyordu. Yine satılıyordu ama ikinci kalite olarak satılıyordu. Mücadelelere baktığımızda Sabadella, Abedenktin, Spinetoram gibi kimyasallar mücadelede kullanılıyor. Yine vurgulamak istiyorum. Bunlar yaprak zararları ve insanlar bitki materyali getirdiklerinde diğer alanlardan onlarla beraber gelenler. Eğer insanlar sınırlandırılırsa bunların hareketinde daha iyi olacaktı. Her zararlı için beyaz bunlar 10 senelik döngülerde geliyorlar. 2020'lerde Letanya geldi. Daha sonra beyaz diğer böcekler geldi. Artıyor. 3-5 sene biyolojik mücadeleyi başarılı olması gerekiyor. İlaçlama yapmanız gerekiyor. Kontrolden çıkmaması gerekiyor ama bütün bahçede sadece enfekte ağaçları ilaçlıyorsunuz. Böylelikle diğer biyolojik mücadele ajanları rahat hareket edebiliyor. Şimdi Diaperus kök böceği var. Bu da Meksiko'dan değil, Florida'dan ithal edilen fidanlık materyalleriyle geldi. Ne da tripleri. Bu da Meksika'dan geldiğini düşünüyoruz. Avokado böceği, Lace böceği. Bu da Florida'dan ya da Meksika'dan geldiğini düşünüyoruz. Bunlar da sorunlara sebep olan insekler. Genelde bu datripler lokal olarak görülüyor. San Diego'da, LA'de görülüyor. Bu Lace böceği de ciddi zararlara sebep olabiliyor. Yaprak dökümüne sebep oluyor. Yapraklardaki zararını görüyorsunuz fotoğrafta ve bütün yapraklarını döktürebiliyor. Şanslıyız. San Diego'da gördüğünüz yerlerde görülüyor. Enfeksiyon Los Angeles'da da görüldü ama sonrasında durmuştu. Karantinaya alındı San Diego bölgesinde. Mücadeleyi Crisoparla SPPL ile yapıyoruz. Yine kimyasal olarak yağ kullanıyoruz. 4-15, 4-50 yağları, çok ağır yağlar değil bunlar. Hafif yağ olarak kullanılıyor ve 3-5 sonrasında buharlaşıyor bu yağ. Herhangi bir insekti zarar verdikten sonra buharlaşıyor.
Bu Santiago'da tespit edilen bir trip. Özellikle ilginizi çekiyorsa biyolojik mücadele konusu, Kaliforniya'da, aynı zamanda Meksika ve Costa Rica'da da görülüyor. Mark Ahadol'un bu konudaki bir internet sayfası var. Riverside'da görebilirsiniz Mark Ahadol ismini aradığınızda. Biyo mücadele ajanlarının nasıl uygulandığını anlatıyor. Meyve düşüyor, meyve de lekeye sebep olabiliyor. Yine kullandığımız lacing'ler var. Biyokontroller, krizoperler kullanıyoruz. Dioperasilerde köklerini zarar veriyor. Yerin altında görmek zor oluyor. Yetişkinleri mücadele edemiyoruz. Organofosfat kullanmadık bunlar için hiç. Preferitler, denatol işe yarabiliyor ama kök sistemine girdiyse mücadele etmek kolay değil. Avokadonun haricinde başka türlerde de zarar veriyorlar. Los Angeles bölgesinde lokal olarak görülüyor. Roplit kullanıyoruz. Nematotlar, stana ma da kullanıyoruz. Larvaları ile besleniyor. Şimdi Florida'da başımıza gelen Güneydoğu'da Florida'nın Güney Kalifornya, Alabama, Mississippi'de gördüğümüz avokado ağacı Orlando civarında. Bunda enfekte böcek fungus taşıyor ve 6 ay içerisinde ağacı öldürüyor. Bu böcek taşıyor. O solgunlar sebep oluyor. Bu fungus da Güney Doğu Asya'dan gelen bir fungus. Tam olarak nereden geldiğinden emin değiliz. Ama paletler içerisinde malzeme taşınan Georgia'ya geldikten sonra avokado ağaçlarını enfekte etti. Çok büyük zararlara sebep oldu. Kaliforniya'ya da ulaşabilmesinden korkuyoruz. Bu bulduğumuz, tespit ettiğimiz, bunlar insanla taşınan böcekler. Çok fazla uçamıyor ama enfekte kereste ile taşınabiliyor. Ambrosia böcekleri, 34 binden fazla türü var dünyanın her bir tarafında. Özellikle ölü ağaçlara yerleşiyorlar ve ağaçtan değil, fungustan besleniyorlar. Fungus ağaca zarar veriyor. Ağacın çoğu ölmüş oluyor. Ve fungustan besleniyorlar böcekler. Ve strese sokuyor. Bir böcek bir ağacı öldürmeye yetiyor. Özellikle bunu dikkat etmemiz gerekiyor. İyi bir mücadele yok. İnsanlar bunu yayıyor. Ve dışarıda olduğunda insektisitle mücadele edebiliyorsunuz. Ama sistematik bir fungusit yok. Fungusu durdurabilmek için fungus dağılmaya başladığında ağacı öldürüyor. Şimdi bu da bizim Kaliforniya'daki istilacı sürgün deliği hastalığı, Loral solgunluğuna benzer. Aynı böcek değil, Ambrosia böceğine benzer aslında bu da. Farklı fungusu taşıyor, Fusarium gibi. Ve biz şüphelenmiz Akdeniz'den geliyor. İsrail'de 3 sene öncesinde Kaliforniya'da gözükmesinden tespit edilmişti. Ve
Tayvan'a kadar izini sürebildik. Mercator ve Kif konuşmacılardan bir tanesi gitmişti. PCR analizlerine bütün dünyayı gezdiler ve Güney Doğu Asya'dan geldiğini tespit ettiler. Akdeniz'e gelip sonrasında Kaliforniya'ya kadar ulaştı. Bu da zararlı 200'den fazla ağaç türüne ulaşıyor. Güney Kaliforniya'da benim olduğum yeri görüyorsunuz. Bütün kıyı kesiminde görülüyor. Bu özellikle meşe ağaçlarında görülebiliyor. 200'den fazla şeftali dahil olmak üzere ağaç türüne saldırıyor. Özellikle kuraklık, tuz stresi olduktan sonra böcekler ağacı buluyor. Daha sonrasında fungusu yayıyorlar. Çok iyi bir mücadele yok fungus konusunda. Florida'da görülüyor Laurel solgunluğu. Böcek zamanının çoğunu ağaçta geçiriyor. İnsektisit uygulasanız da çıkartmak zor oluyor daha sonrasında. Bu da başka bir yakın zamanda yuva yapan beyaz böcek pupası. Bu gerçekten sıkıntılı. Bununla alakalı temizleyen doğal predatörler var. 5 sene öncesinde bölgede tespit edildi. En yeni olan yaprak kırışıklığına sebep olan Calotila yaprağın iç kısmını yiyor ve katlanmasına, buruşmasına sebep oluyor. Meyveye bir zararı yok. Sadece yeni dokuya zarar veriyor. Bunu ablamektinle ilaçlıyoruz. Bir sonraki zararlıyı bekliyoruz. Costa Rica'da Xylella fastidiosa bulunduğu bakteri bu. Yaprak da zarar veriyor. Guatemala'da bunlar da gördüğünüz böcekle bulaşıyor. Çok yaygın bir şekilde yayabiliyor. Mark Huddle tespit etti bunu Meksika ve Orta Amerika'da. Bu da bitkinin taşınan bir insekt zararlısı. Kontamine gözleri getirmeniz gerekiyor kontaminasyon için. Bu gördüğünüz de çekirdek güve olarak girdikten sonra hasadını yapamıyorsunuz. Bütün Kaliforniya'daki avokadoların zararlarından bahsettik. Bir el kitabımız var. Sipariş verebilirsiniz. Bütün bu bilgiler online olarak da UC Entegre Zararlı Yönetim sayfasından da ulaşılabilir. Avokadonun haricinde de birçok tür için zararlı mücadelesi var. Eminim Türkiye'deki duruma da adapte edebilirsiniz. Çok detaylı bilgiler var. Mesela Perse mite'la alakalı biyolojisini görüyorsunuz. Daha sonrasında mücadele olarak ruhsatlı ilaçları görüyorsunuz. Güzel fotoğraflar var, zararlı ile alakalı, verdiği zararla alakalı. Herkesin erişimine açık. Yine bu webinarları her 2 ayda bir, sadece avokado ile alakalı, sitrus için de burada paylaşıyoruz. Katılımcıları, konuları görebiliyorsunuz. Farklı hastalıklar, zararlar
hakkında görüşmeler yapıyoruz. İnternet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz daha detaylı bilgi için. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Avokado zararları hakkında sormak istediğiniz soru varsa alabilirim. Yok, teşekkür ederim. Yeah, yes, çok yes. Teşekkür ediyoruz ben Faber. Herhangi bir soru yok katılımınız için, sunumlarınız için. Ha, şimdi bir soru geldi, pardon. It's time for dinner, Mayıs, huh? Mayıs böceği. Melolantra, Haziran böceği, Polyphylla fullo larvaları Türkiye'de avokado köklerinde zarar yapıyor. Bu zararlar ile mücadelede nasıl bir yol izlemeliyiz? Herhangi bir kimyasal kullanmalı mıyız? What is and what's the question? Larva of what? Neyin larvasıydı? Tekrar edebilir misiniz hocam? Mayıs böceği, Melolantra, Haziran böceği, Polyphylla fullo. Okay. Yeah. Those are really difficult. Evet, zor. Bunlar Steinema nematod, predatör bir nematod. Toprağa uygulanabiliyor, çok etkili. Haziran böceği içinin ya da kökten beslenenler için Steinema nematodu köke ulaştığında zor. Melekorbütte sistematik pestisitler uygulanabilir. Köke ulaşıyor ve kökten beslenenleri öldürebiliyorsunuz. Midacoprid Türkiye'de var mı bilemiyorum. Var mı Türkiye'de midacoprid? Türkiye'de var mı? Mücadelesi soruluyor. Midacoprid Türkiye'de var mı? İlaç olarak, ruhsatlı olarak. Her ikisi de var ve mücadelesi nedir diye soruluyor. Yeah, okay. Midacoprid is a chemical pesticide. Bir kimyasal söylediğim sistematik olarak köke gidiyor ve mücadele larvayı zarar veriyor kökte beslenen. Bunu aynı zamanda Steinema nematodunu da mücadelede kullanabilirsiniz. Kimyasal kullanmadan çok daha maliyetli olacağını düşünüyorum ama biyolojik mücadelenin. Teşekkür ediyoruz. Bir soru daha var ama ben o böceğin Latince ismini bilmiyorum. Yazılmamış da burada. Teke böceği deniliyor. Sanırım herhalde buna cevap vermekte zorlanabilir. Ne olduğunu söylememiz gerekir. Latince ismini. Soruyu soran kişiden. Teşekkür ediyoruz Doktor Faber. Sunumunuz için, katılımınız için sizi yorduk. Sabahın erken saatlerinde buraya kadar getirdik. Teşekkür ediyoruz görüştüğümüze, verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.